Şimdi önemli bir konuya daha değineceğim. Biraz teknik bir konu. Bu dedik ya, deprem bölgesinde kurulan tuvaletler. Şimdi işin hijyen tarafı, işin ekolojik tarafı var. Bir de bu konuyla ilgili çalışan bir inisiyatif mi diyeyim size, özel teşebbüs mü diyeyim, Necdet Bey ne diyeyim? Sosyal girişimci de diyebilirsiniz. Sosyal. Özel, evet. Yani bir şirketimiz var. Atık su arıtma konusunda faaliyet gösteriyoruz Tamam. biliyorsunuz. Şimdi ne yanlış yapılıyor ve ne yapılmalı? Şimdi tabii ilk yapılması gereken doğal olarak barınma sorununun çözülmesi. Evet, barınma sorununu çözmek için çeşitli konteyner kentler kuruluyor, çadır kentler kuruluyor ve hemen arkasından da tabii tuvalet ihtiyacı. Ama onun bir adım ötesi maalesef düşünülmüyor. Yani tuvaletten çıkacak olan atık sular ne yapılacak? Bunu maalesef göremiyor yetkililer ya da yardım yapan kurumlar. Şimdi mesela az önce bir sosyal medyaya düşen bir habere bakıyordum. Ankara'da belediye başkanı Mansur Başkan atıl otobüsleri tuvaletlere ve duş alanlarına çevirerek bölgeye gönderiyorlarmış. Mükemmel. İyi de çıkacak olan atık su ne olacak? Yani o atık sular arıtılmadığı takdirde, yani yapılacak şey, yapılması gereken şey arıtılması. Arıtılmadığı takdirde maalesef bu atık sular hastalıklara neden olacak. Hayvanlar içecek, çocuklar orada oynamaya başlayacaklar o atık suların içinde. Dolayısıyla bunların mutlaka yine paket atık su arıtma tesisleriyle yerinde dediğimiz, yerinde arıtma yapabilecek arıtma tesisleriyle arıtılması lazım. Bu arıtma tesislerini seçerken enerji tüketimine, işletme kolaylığına, koku ya da gürültü yayıp yaymayacağına, bunların hepsine de çok dikkat etmek gerekir. Yani mesela buradaki bu çizimdesin şu anda ekranınızda gördüğüm çizimde biz bir tuvalet 15 metrelik buradaki bu mobil seyyar tuvaletlerin yanına bir de arıtma tesisi koyduk. Arıtılacak olan o atık su daha sonra en yakın bir dereye verilebilir yahut da yani şu anda tekrar kullanmak gibi bir amacımız olmamalı. Sulama amaçlı kullanılabilir de şimdi ona gerek yok. En azından temiz bir şekilde bertaraf edilebilir. Şimdi bu tuvaletlerin, seyyar tuvaletlerin kurulması durumunda büyük bir kısmı kartuşla çalışıyor Nevşin Hanım. Yani o kirlenen kartuşlar tıpkı karavanlardaki gibi, kamp alanlarındaki gibi o kartuşun çıkartılması gerekiyor. Bunun temizlenmesi gerekiyor. Şimdi az önce bir beyefendi cehennemi yaşıyoruz dedi. Allah aşkına böyle bir Evet. cehennem ortamında, böyle bir kaos ortamında kim o kasetleri temizleyecek, onları alacak, yerine yenisini koyacak? Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde de yok. Ama siz 15 günlük bir kamp kurarsınız, 1.000 kişisinizdir, mükemmel bir çözümdür, bir konser alanında olur. Ama aksi takdirde atık suları mutlaka uygun bir şekilde arıtılması gerekmektedir. Hijyen Kavas için tuvalet olur mu? Talaş tuvalet. talaş tuvalet de geçici. Yani sürdürülebilir yöntem değil. Bakın burada biz ne diyoruz? 13,5 milyon insandan bahsediyoruz ve bunun aylarca sürecek olan bir çözüme ihtiyacı var. Yani şu anda sağlam görünen binalardaki tuvaletler de kullanılamaz. Neden? Evet. Çünkü altyapı kalmadı ki. Tabii su Yani yok zaten. Su yok. yok. Yani doğru. Bir su yok, bir de altyapıdaki o boruların yani kanalizasyon borularının o atık suları arıtma tesislerine taşıması gerekmektedir. Taşıyamıyor. Çünkü boru kalmadı. Mesela demin bir resim geçtik. O resimde biz Avustralya'da mülteci kampının arıtmasını yaptık. Avustralya'daki evet burada. Avustralya'daki mülteci kampı o konteynerların içinde arıtma tesislerimiz var. Ve Avustralya devleti bizden aldı bunu. Ve işi bittiği zaman tekrar depoya kaldırıyor. Ne zaman bu mülteci kamplarının ihtiyacı olursa tekrar kullanıma sunacak. Yani bunlar ellerinde hazır bir şekilde, stoklu bir şekilde hazırdılar bu mülteci. Onlar Anladım. Bangladeş'ten ve Uzak Doğu'dan bir takım mülteciler geliyor oralara. Burada da işte konteynerların içinde tak çalıştır, İngilizce tabirle plug and play diyeceğimiz arıtma tesisleri anında devreye girip atık suları arıtabilecek Peki nitelikte. bir şey soracağım. Şimdi size bakanlık gelse bunu ücretsiz sağlar mısınız bu sistemi? Nevşin Hanım keşke yapabilsem ama şu anda biz bir KOBİ'yiz ve ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve en uygun fiyatlarla yapmaya çalışacağız. Yani illa biz yapalım diye de hayır, çünkü şunu Yok soranlar yok. var. İşbirliği mi diye sormuş insanlar. Arkadaşlar hayır, değil işbirliği tabii ki. Bu bir haber niteliği var burada konuştuğumuz şeyin. Ben onun Evet. için Necdet'le yayın aldım.
Kendisi kolej mezunu. Oradan torpil geçtim illa soruyorsanız. Ya saçma sapan evet. Konuşma. Saçma sorular sormayın Allah aşkına. Yani. Bir işbirliği falan değil. Bu bir haber niteliği var bunun. Elbette, onun için elbette. Soruyorum. Yok yok, Türkiye'de bunu peki sağlanabilir mi? Bu sistem var mı? Sizde yoktur da 5-10 tane firma vardı. Çat yapılır mı? Elbette, elbette. Bakın Türkiye'de onlarca firma var. Atık su arıtma firması var ve böyle bir talebe zaten benim yetişmem söz konusu. Ben bir kobiyim diyorum. Yani biz 5 kıtada bir şeyler yapıyoruz, ediyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Made in Türkiye diyoruz ama hiçbir firma bunu tek başına yapamaz. Tıpkı işte şu anda kadın pedi, çocuk bezi, tuvalet kağıdı eczacı başı da karşılayamaz. Yani bunların hepsinde herkes bir işbirliği içerisinde çalışmak zorunda. Ancak ben şunu görüyorum. Biz gerçekten bu firmalara ve kurumlara, AFAD dahil ve çeşitli STK'lara ulaşmak için müthiş bir çaba sarf ediyoruz. Yani biz buradayız diyoruz. Bak Avustralya hükümeti bizi buluyor, biz buradayız. Ne olur yardım edelim. Çünkü ilim ve bilim bunu gerektiriyor. Şimdi yine sosyal medyada bakıyorum. İsraillerin elinde basit bir hortum var. O hortumla herhangi bir atık suyu çekiyor ve bir kiriko gibi basarak öbür taraftan temiz su çıkartıyor. Aa müthiş bir şey. Ya müthiş evet, bir şey. Yani gördüm Türkiye'yi. Ters ozmoz. Ters ozmoz. Onu sadece elektriğinde olmadığı bir ortamda kas gücüyle çalıştırıyor. Size güzel bir bardak su çıkartıyor. Bu yapılabilir. Yani böyle bir bilim var. Onların elinde sihirli bir değnek falan yok. Bizde de var onlar. Kullanın. Arz edin, talep edin. Ben şart değilim ya. Yani evet bu ülkede maalesef hani biz kurumlara gittiğimiz zaman Nevşin Hanım çok acıdır. Hangi gazeteyi okuduğumuz bile soruldu. Ya bu suyun ya da atık suyun politikası olmaz ki. Nasıl anlamadım. Siz kurumlara gittiğiniz zaman nasıl hangi gazeteyi okudunuz? Ya hangi gazeteyi okuyorsunuz diyor. Yani bu iş yapmak için bakanlığa gittiniz. Bunu evet, mu soruyorlar? Evet. Yani ya hangi ya şimdi ben hani hep de şunu söylüyorum. Bu programın konusu olmasın. Şimdi zamanı değil ama hani biz hep şunu söylüyoruz. Ya kalem satıyor olsan bunu sorabilirsin. Fotokopi kağıdı için de sorabilirsin. Hani yandaşından alırsın, dostundan alırsın. Bu sakın ha sadece AKP değil, CHP'de de ben bununla karşılaşıyorum. Yani hiç fark etmiyor iktidar ya da muhalefette. İşte liyakat dediğimiz şeyin olmaması nedeniyle şu anda böyle bir felaket yaşıyoruz. Aynı şey atık su arıtma için de geçerli maalesef. Maalesef. Necdet Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Böyle bunları aslında haklı yani bu şeyin başka bir çevre ve sağlık katastrofuna dönmemesi için de bu önlemlerin alınması gerekiyor.